Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. 6 Şubat 2015 cuma günü gerçekleştiriyoruz bu programı ve Şubat ayının ilk haftasını noktalamak üzereyiz. Şubat ayının ilk haftası biraz durgun geçti. Geçen hafta epey yoğun bir haftaydı. Hem teknoloji dünyasının gündemi hem de bizim gündemimizi bunu söylemiştik. Şubat ayının ilk haftası biraz daha sakin geçti nispeten bunu söyleyebiliriz. Haberlerimiz var birkaç tane seçtiğimiz bu sakin gündemde onları sizlere aktaracağız 15-20 dakikalık süre içerisinde. Süreyya Celiv 31 Ocak 2015 tarihi itibariyle Türksel Genel Müdürlüğü görevini bırakmıştı. Bunun haberi geçen hafta e, bomba gibi düşmüştü diyemeyeceğim gündeme. Çünkü Süreyya Celiv'in e, Türksel'den ayrılacağı bir süredir e, konuşuluyordu teknoloji dünyasında. E, bilişim Muhabirleri Derneği'nin e, düzenlemiş olduğu bir kahvaltıda, bugün gerçekleştirilen bir kahvaltıda Süreyya Celiv e, bilişim ile buluştu. Teknoblog'tan da Sinan Küstür oradaydı. Arkadaşımız Sinan Küstür oradaydı ve Süreyya Cilip'in söylediklerini Teknoblog'da yer alan ve manşetinde şu anda manşetinde bulunan bizim podcast'e çektiğimiz sırada kaydı altına aldığımız sırada manşette bulunan gelişmeleri aktardım. Evet, Süreyya Cilev neler söylemiş ona bakacak olursak e, Türkcell'deki görev süresi boyunca şirketin mobil iletişimde önemli atılımlara öncülük ettiğini belirtmiş. Cilev çekim gücü ve kapsama alanı konusunda kaydettikleri aşamanın da altını çizmiş. Süreyya Cilev Türkcell'i e, salt bir GSM şirketi olmaktan çıkararak e, bir teknoloji şirketine dönüştürdüğünün de altını çizmiş. Gerçekten Süreyya Cilev bunu çeşitli basın toplantılarında dile getirmişti. Türkcelli bir e, mobil operatör değil de bir e, teknoloji şirketi olarak e, konu, e, tanımlamıştı. Bunu hatırlıyorum. Turkcell Spor Online sayesinde evlere 1 Gigabit bağlantısını getiren 7 ülkeden biri olduklarını, birine dönüştürdüklerini söyleyen Celib aynı zamanda Türkcell'in T serisi cihazlarının da iyi bir satış grafiği yakaladığını belirtti ve 2014'ün 3. çeyreğinde de Türkiye'de en çok satan akıllı telefonların T serisi cihazları olduğunu belirtti. Kadınlara iş şey hayatında destek olmak, kız çocuklarının eğitimi gibi önemli olanlarda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Geleceği yazanlar projesiyle de hem Türkiye'de hem de dünyada devam eden teknolojik dönüşüme destek olduklarını ifade etti. Süreyya Cilif aynı zamanda 4G'ye de değinmiş. 4G'nin Türkiye'ye gelişinin dünyada ve dünyada yayılmasının önemine dikkat çekmiş Cilif. 4G ile yeni bir dünyanın kurulacağını ve geleceğin teknolojiyle şekilleneceğinin altını çizmiş. Gelecek vizyonun hem Türksel'in hem de başka şirketlerin başarısı için mühim olduğunu söyleyen Ciliv, Türkiye'nin dünyada öncü şirketler çıkarması gerektiğinde vurgulamış. Gerçekten Süreyya Ciliv 9 Ocak 2007 tarihinde başlayan ve 31 Ocak 2015 tarihinde sonlanan genel müdürlük görevi boyunca Türksel'de bu saydıklarımız ve bundan daha fazlası icraata imza attı. Bir daha özetleyecek olursak, Türksel T serisi telefonların çıkarılması Turkcell Super Online'ın e, Super Online'ın satın alınarak Turkcell Super Online'a dönüştürülmesi ve fiber internet alanında yapılan yatırımların artması e, sosyal alanda sosyal alanda yapılan e, projeler var. E, geleceği Yazanlar var. Geliştiriciler için yapılmış bir proje. Oldukça e, zengin bir e, kütüphane var ve geniş bir katılımcı geliştirici kitlesi var. Geleceği Yazanlar'ın ve büyümeyi de devam ediyor. Onu da yakından takip ediyoruz. Bu gibi icraatlarla e, Süreyya Cilev gerçekten TürkSel'i e, 8 yıllık süre içerisinde e, birkaç adım e, sıçrattı. E, çok da e, iyi bir noktaya getirdi. Tabii mali durum biraz sorgulanabilir. E, operatörler içerisindeki e, pazar payı, abone sayısındaki dağılım sorgulanabilir. Belki ancak Süreyya Cilev'in e, 8 yıllık e, dönem içerisinde TürkSel'i e, bir teknoloji şirketine dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Bakalım bundan sonra Turkcell'in e, gidişatı nasıl olacak? Yeni genel müdürün öncülüğünde Süreyya Cilev'in e, bu e, performansı sürdürülecek mi? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bakalım neler olacak? Devam edelim. Süreyya Cilev bu arada e, daha sonra nereye gideceği? Bundan sonraki e, kariyerini nasıl devam ettireceği konusunda herhangi bir e, açıklama yapmadığı bir e, ipucu vermemiş. Ortalıkta çeşitli söylentiler var dolaşıyor. Başka bir şirketin başına geçeceği vesaire bu gibi şek e söylentiler dolaşıyor. Yakın zamanda Süreyya Acılev'in e kariyeri hakkında e net bir fikir sahibi olacağızdır. Onu da e zamana geldi mi Teknoblog'dan sizlere aktarırız. Yorumlarında bu Teknoblog podcast'te gerçekleştiririz. Beraber konuşuruz. Devam edelim Süreyya Acılev ve e bundan sonraki hayatında başarılar e diliyoruz e Teknoblog olarak daha iyi işler yapacağını önemli gelişimlere imza atacağını Türkiye'yi bilişim alanında teknoloji alanında biraz daha ileri götürmek için çalışmaya devam edeceğine inancımız tam bunu söyleyerek süreyi Cilev konusunu kapatalım ve devam edelim. Bugün sabah saatlerinde Baktığımızda Canon'un birçok e, duyurusunun olduğunu gördük yabancı haber kaynaklarında ve bunların önemli kısmını Teknoblog'da sizlere aktarmaya çalıştık. Canon bir sürü yeni model tanıttı. E, DSLR'dan tutun kompakt modellere kadar birçok farklı model e, Canon'un ürün ailesine katıldı. Bunlardan e, birkaç tanesine sizlere değinelim. Neler var neler yok bakalım. Örneğin e, Rebel serisinin yeni üyeleri. T6s ve T6i modelleri. Bunlar aynı zamanda 750D ve 760D olarak da adlandırılıyor. Canon'un Amerika ve Avrupa pazarındaki ürünler aynı model. Farklı adlarla çıkıyor bu bölgelerde. Bu gördüğümüz Rebel, Rebel modelleri de T6s ve T6i de aynı şekilde. Bu iki makinede 24.2 megapiksel CMOS APS-C görüntü sensörleri barındırıyor ve APS-C format APS-C e, formatlı sensörlü EOS modelleri içerisinde de en yüksek çözünürlük sunan Canon kameralar olarak dikkat çekiyor. E ISO aralığı %12.800 arası değişiyor bu modellerde. Bunun dışında e, döndürülebilir e, çoklu açılı dokunmatik panel ekranları da bulunuyor. t 6 T6s'e göre e, biraz daha bir kademe daha aşağıda kalıyor. T6s modelinde e, çeşitli artılar e, bulunuyor. Bunlar arasında neler var mesela? E, T6s'in tepesinde e, bir LCD ekran var. Bu LCD ekran üzerinden çeşitli manuel ayarları yaparken yardım almak, parametreleri görmek mümkün oluyor. E, T6 s biraz daha gelişmiş amatörler ve fotoğraf tutkunları, fotoğraf çekmeye hevesli olanlar için geliştirilmişken T6'yı biraz daha sıradan kullanıcıları hedefleyen e, makine olarak dikkat çekiyor. Her iki makinenin de Nisan 2015 sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. E, T6S için belirlenen e, gövde fiyatı 850 dolar. 1835 e, STM lensle birlikte bu fiyat 1200 dolara çıkıyor. T6 ise 750 dolarlık bir gövde fiyatına sahip olacak. 18.55 ve 18.35'lik STM lens seçenekleri olacak t 6yı da ve bunların da fiyatları e sırasıyla 900 dolar ve 1100 dolar olarak sıralanıyor. Ee, Canon'un bir başka e yeni modeli, e yeni modelleri ise EOS 5DS ve EOS 5DS-R. E Bunlar e Canon'un aslında e, 5D modellerinin e, bir farklı türevi gibi EOS 5D Mark III'de sunulandan e, biraz da aşağı niteliklere sahip olan e, modeller. Ancak yine e, dikkat çekecek profesyonelleri, e, yarı profesyonelleri ya da e, hitap edecek özellikler barındırıyor. E, bu iki modelde e, 50.6 megapiksel çözünürlük desteğiyle bu iki makine e, Canon'un... DSLR, dijital SLR makineler içerisinde 35 mm formatlı dijital SLR makineler içerisinde en yüksek çözünürlüklü modeller olma özelliğini taşıyor. Sadece Canon değil aslında diğer bütün DSLR ailesine baktığımızda bu modellerin 50.6 megapiksel çözünürlükte en yüksek çözünürlüğü sunduğunu söyleyebiliriz. çeşitli özellikler var baktığımızda saniyede 5 kare hızında sabit görüntü çekimi mevcut. Bunun dışında yine 150 bin piksel RGB ayar otomatik sensör 4.14 mikrometre piksel boyutu gibi özellikler var. Akıllı vizör var her ikisinde de. Bu bunun dışında yine USB 3.0 desteği, titrek ışık algılayıcısı, saniyede 24, 25, 30, 50, 60 karazında Full HD video kayıt imkanı da bu makinelerde yer alan özellikler arasında bulunuyor. Ağırlıklar 1180 gram, bunun dışında yine baktığımızda odak uzunluğu 11-24 mm arasında sıralanıyor. böyle bir, bir aralıkta değişiyor odak uzunluğu. Bu iki model EOS 5DS ve EOS 5DS R modelleri Haziran 2015'ten itibaren piyasaya çıkacak. Bu modellerin sadece gövdelerinin yurtdışı satış fiyatları da sırasıyla 3699 ve 3899 dolar olarak belirlenmiş. Canon'un DSLR seçenekleri dışında bir de aynasız kompakt e, makine e, seçeneği var. E, da bugün tanıtmış olduğu. EOS M3 var. EOS M3 modeli. Ee, şimdiye kadar Canon'un sunmuş olduğu aynasız makinelerden e, biraz daha farklı, biraz da Canon'un bir şeyler üste bir şeyler koyduğunu anladığımız bir model olarak karşımıza çıkıyor. 24 megapiksel APS-C sensör, Wi-Fi bağlantı desteği, 49 noktalı hibrit faz algılamalı otomatik e, odaklama ve e, diğer EOS M modellerine göre biraz farklı tasarımlar, tasarım değişiklikleri bulunuyor EOS M3'de. Bu EOS M3 Canon'un şimdiye kadar çıkardığı en fotoğrafçı dostu tasarıma sahip aynasız kamera olarak da nitelendirebiliriz. Daha önceki iki EOS M kamerada daha az fiziksel kontrol bulunuyordu. Canon bu yeni makinede EOS m 3te ise biraz daha fiziksel kontrol ekledi. dedi. PASM modları için ve buna ek olarak pozlama telafisi için kontrol halkası bulunuyor. Kavzası biraz daha rahat tutuluyor ve optik elektronik vizör desteği de bulunuyor EOS m 3te Belki EOS M3 Sony'nin, Fujifilm'in, Olympus'un aynasız makineleriyle rekabet edebilecek noktada olmayabilir. Canon'un DSLR'da göstermiş olduğu o güçlülük, o sağlamlık, sağlamlık demeyelim. Ee, güç, rekabet gücü aynasız makinelerde olmayabilir ancak EOS M e, Canon markasını e, bir Canon modeli arayanlar, aynasız DSLR'a alternatif bir model isteyenler için EOS M3 e, ideal bir seçim olabilir. E, bunu da belirtelim. Bu yeni makinelerin dışında birkaç tane daha e, kompakt makine var. E, onlara değmenin gereği yok. Ancak PowerShot G3X ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Ee, Canon bu yeni ürünlerini tanıtmanın duyurmanın yanı sıra ona da bir değmeden geçmeyelim. Ee, Canon PowerShot g 3 X'te 1 inç sensör 24-600 e, mm aralığında e, optik uzunluktu. Odak uzunluktu. 25x optik zoom lensli ve kompakt gövdeli bir e, makine olacak. E, Canon PowerShot G3X Böylelikle de Kompakt makine isteyen ancak bunun yanı sıra biraz daha Profesyonel özellik arayanlar için Canon PowerShot G3X Oldukça ilgi çekici bir model olacaktır Önümüzdeki ilk barda Bekleniyor Canon PowerShot G3X'in Çıkışı Canon'un makineleri bu şekilde Detayları Teknoblog'da bulabilirsiniz Bunun dışında Dediğim gibi Birkaç kompakt makine daha var. Onlarla ilgili detayları da fotoğrafçılık sitelerinde bulabilirsiniz. Biz blokta bunlara fazla yer vermeden devam ettik. Sadece haber akışımız içerisinde Teknoblog.com'da sadece burada bu podcast bülteninde aktarmış olduğum haberleri inceledik. Devam edelim. Geçelim başka bir habere. Swiftkey. Android tarafında zaten popüler bir klavye iOS 8 ile birlikte biliyorsunuz harici klavyelere de üçüncü taraf klavye uygulamalarına da destek sunulmaya başlandı. Ve bu da artık App Store'da birçok klavye uygulamasının, üçüncü taraf klavye uygulamasının bulunması anlamına geliyor. Ancak bu klavye uygulamaları pek kullanışlı değil Türkiye'deki kullanıcılar, Türk kullanıcılar için. Çünkü bunların çoğu Türkçe dil desteği barındırmıyor. SwiftKey bu kısır döngü kıran bir uygulama oldu. Türkçe dil desteği getirdi. Yeni gelen güncellemesiyle birlikte artık Swift key klavyede Türkçe dil desteği bulunuyor. Ve böylelikle de yazı yazarken biraz daha hız kazanabilirsiniz. Ee, Swiftkey Flow adı verilen bir özellik de var iPad için getirildi bu Swiftkey Flow daha önce iPhone versiyonunda vardı e, parmağınızı e, klavyeden kaldırmadan e, harfler üzerinde sürükleyerek yazı yazabiliyorsunuz Android e, telefon kullananlar e, bu özelliği bilirler gayet kullanışlı ben de Android telefonunda e, ara sıra kullanıyorum İlk başta çok fazla beğenmiyordum. Kullanamam gibi geliyordu. Ancak zamanla bu özelliğe alıştığımı söyleyebilirim. Gayet hızlı bir şekilde yazılıyor. İşte bu özellik iPad için de geldi. iPad'de yazı yazmayı biraz daha kolaylaştıracaktır. Türkçe dil desteği söyledim. Fena değil gerçekten de. Yazmayı kolaylaştırıyor. Ancak e, Türkçe dil desteği var ama klavyede Türkçe karakterler ortalıkta değil. iOS'in kendi klavyesine biliyorsunuz Ş, I gibi harfler de bulunuyor klavyenin içerisinde. E, Türkçe klavyesinde Swift bunları görmedim. Biraz daha belki karıştırırsam bulabilirim. Biraz daha bakmam lazım. Doğrusunu söylemek gerekirse fazla incelemedim. Türkçe dışında 10 dil daha desteklenir hali geldi ve toplamda Swift key Swift key klavyenin desteklediği dil sayısı. 35'e ulaştı. Gayet büyük bir rakam. Çoğu ana e, dünya çapında e, sıklıkla kullanılan diller SwiftKey klavye tarafından destekleniyor bu şekilde. His simgeleri de SwiftKey klavye eklendi. bu da önemli bir özellik ve e, tahmin özelliği var. Mesela hangi e, his simgesini çok fazla kullanıyorsanız e, bunu tahmin ediyor ve karşınıza pat diye çıkartıyor. Bunu koy diye klavyenin üstünde tahmin bölümünde görünüyor. Bu şekilde bir uygulama SwiftKey klavye uygulaması Android'de vardı iOS'te de var. Ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulama içi satışı da çeşitli ek özellikleri de sahip olabiliyorsunuz. Eğer iOS e, cihazınızın, iPhone'unuzun, iPad'inizin ve iPod Touch'ınızın e, standart klavyesinden sıkıldıysanız farklı bir şeyler denemek istiyorsanız SwiftKey klavyeyi deneyebilirsiniz. Devam edelim başka bir habere geçelim. E, Twitter ve Google'ın arasın e, arasında bir anlaşma vardı. Bundan e, 4 sene önce sonlanmış bir anlaşma. E, Twitter tweetleri anlık olarak Google'ın arama sonuçları içerisinde tepede gözüküyordu. Gerçek zamanlı olarak çalışıyordu bu özellik ve e, bir kullanıcı yeni bir tweet yazdı diyelim. Mesela Google'la ilgili bir tweet yazdı. E, Google'da arama yapan bir kişi Google diye arattığında e, o Twitter tweetleri bölümünde gerçek zamanlı tweet bölümünde e, o Google tweet'i Google konulu tweet'te otomatik olarak anlık olarak düşüyordu. Gerçek zamanlı bir e, veri aktarımı Twitter'dan Google'a doğru bir veri aktarımı durumu söz konusuydu. Ancak bu anlaşma 2011'de bitmiş ve daha sonra da e, arama sonuçları içerisinden Twitter bölümü kaldırılmıştı. İşte o arama sonuçlarında e, Twitter bölümü tekrar geri gelebilir. E, Google ve Twitter arasında bir anlaşmanın imzalandığı söyleniyor. Bu anlaşma kapsamında da e, Twitter tweetleri Google arama motorluğunda arama sonuçları içerisinde gösterilecek. Google Twitter'ın tweetlerine e, gerçek zamanlı olarak erişecek. Aslında arama sonuçları içerisinde Twitter tweetleri gözüküyor ancak e, Google'ın e, so, e, e, örümcekleri, web örümcekleri web sitelerini tararken tabii Twitter'da tarıyor ve bu şekilde Twitter tweetlerini, herkes açık olan tweetleri gösteriyor arama sonuçlarında. Ancak bu biraz daha farklı. Google Twitter'ın kütüphanesine, Tweet kütüphanesine doğrudan erişecek ve sonuçları gerçek zamanlı olacak. Gerçek zamanlı olarak anında çekip arama sonuçları içerisinde gösterebilecek. Gerçekten de bu hem Twitter için daha fazla kullanıcıya ulaşma ve kullanıcı sayısını arttırma, kullanıcı katılımını arttırma noktasında önemli bir katkı olacaktır. Hem de web sitesi sahipleri biraz daha Twitter'a önem verecektir. Ne de olsa arama sonuçları içerisinde Twitter sonuçları görünecektir. Bu da webmasterların web sitesi yöneticilerin ve doğru olarak tabii ki bizlerin de Twitter'a biraz daha önem vermesine katkıda bulunacaktır. Neden olacaktır? Bakalım ilerleyen aylarda bu yılın ilk yarısında bu anlaşmanın meyvelerinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Gelişmeleri Teknoblog'da sizlere aktaracağız. Devam edelim başka bir habere geçelim. iOS 8 ile ilgili habere aktaralım size. iOS 8'in e, kullanıcı adaptasyonu yavaş yükseliyor. E, iOS 8 çıkalı nereden baksanız 5-6 ay oldu. Ancak e, iOS 8 yüklü cihazların oranı ancak %72'ye çıkabildi. Halbuki geçen sene e, bu zamanlarda iOS 7 ile yüklü cihazların sayısı eee %82 civarındaymış e, konuyla ilgili olarak Apple App Store üzerinden e, geliştirici portal üzerinden çeşitli veriler yayınlıyor ve e, şu son sürüm e, sürümlerin iOS 8'in iOS 7'nin veya daha eski sürümlerin dağılımını ortaya koyuyor. Geliştiriciler için gerçekten önemli bir parametre bu. Hal herkes açık olduğu için tabi biz de haberleştirebiliyoruz bunu. Eee %72'lik bir e, dağılım var şu anda. App Store'a erişebilen e, iOS cihazlarının %72'si iOS 8 ile yüklü olarak çalışıyor şu anda. %25'lik kesim iOS 7'de duruyor. Geri kalan %3'te iOS 6 veya daha eski versiyonlarla çalışıyormuş. Şu anki tablo bu. E, bu veriler 2 Şubat 2015 tarihine ait. Bundan 2 hafta önce bu son e, açıklanan veriden iki hafta önce başka bir veri vardı. Orada %69'luk bir oranı vardı iOS 8'in. E, aradaki o iki haftalık bölümde iOS 8.1.3 yayınlandı. E, tahmin ediyorum ki bu biraz iOS 8'in yararına olmuştur. Tabi bir taraftan da yeni cihazlar iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air 2 gibi cihazlarda iOS 8 de çıkıyor. Bunlar da iOS 8'in e, hanesine artı puan olarak yazılmıştır iOS 8 e, güncellemesi tabii ki e, cihazda boş alan fazlaca gerektirdiği için o kadar kolay yapılmıyor kablosuz alan üzerinden. Tabii ki iOS 8.1.3 güncellemesiyle birlikte Apple gereksinim duyulan e, boş alan miktarını azalttı. E, bu da tabii ki biraz daha güncellemelerin e, yapılması konusunda Kullanıcıları sevk edecektir, güncelleme yapma konusunda cesaretlendirecektir. Bununla birlikte iPhone 4s, iPad 2 sahipleri de biraz güncellemeden uzak duruyor. Cihazlarımız yavaşlar, endişesiyle. Ancak son çıkan iOS 8.1.2, 8.1.3 sürümlerinde biraz daha iPhone 4s, iPad 2 gibi cihazlar düşünülerek tasarlama, düzenleme yapıldığı için o cihazların performansının biraz daha iyi olmasına çalışılıyor. Biz eski cihazlarda da kullanıyoruz. iPhone 4S'de vesaire onlarda da kullanıyoruz. O kadar da kötü değil durum. Yani güncellemekten korkmasanız olabilir. Aslında biraz da doğrusunu söylemek gerekirse rastgele durum. Eğer cihazınız çok yüklüse, çok fazla uygulama varsa iOS 8 güncellemesi yaptığınızda biraz da cihazınız tıkanabiliyor. Ancak biraz da seyrek kullanan bir kullanıcısınız kurduğunuzda belki o kadar yavaşlama olmayabiliyor bunu söyleyelim. Aslında biraz daha dediğim gibi şans biraz da cihaza göre değişen bir durum. iOS 8'in cihazları yavaşlatıp yavaşlatmaması bunu belirtelim. Bu oran tabi biraz daha artacaktır. Ancak iOS 8'in iOS 7'ye göre biraz daha geride kaldığını, adaptasyon açısından geride kaldığını görüyoruz. Artık iOS 9 yazın geldiğinde iOS 8'in güncelleme oranları nereye ulaşır onu da göreceğiz zamanla. Bu arada Apple'ın iOS 8.2 içinde hazırlık yaptığı söyleniyor. Ee, bakalım o da ne zaman yayınlanacak. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde belki Mart ayında iOS 8.2 güncellemesinin çıktığını görebiliriz. Bu arada Apple e, OS, e, 10 tarafında, OS X tarafında da e, bir güncelleme yayınladı. 10.10.3 Yosemite'nin e, yeni e, sürümü bir sonraki sürümünün betası yayınlandı. En önemli e, yenilik Apple Fotoğraflar uygulamasının bu beta sürümünde yer alıyor olması. E, Apple beta e, Apple Fotoğraflar uygulamasına masaüstü fotoğraflar uygulamasını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu ancak henüz yayınlamamıştı. E, i̇lk barda yayınlamayı planlıyor fotoğrafları. Bu fotoğraflar uygulaması e, Aperture ve iPhoto'nun yerini alacak. O iki uygulama kalkacak, yerine Fotoğraflar uygulaması gelecek. Fotoğraflar uygulamasının e, ilk izlenimlerine baktığımızda iOS'teki fotoğraflar uygulamasına benzer bir e, yapıya sahip düzenleme araçları var. iCloud entegrasyonu oldukça fazla. Tabii ki yine iPhone'dan ve Perch'dan da alınmış çeşitli unsurlar söz konusu. E, Teknoblog'da bununla ilgili detaylı bir yazımız var. Ona bakabilirsiniz. Apple fotoğraflar uygulamasında ne gibi yenilikler var? Bunlar hakkında size biraz daha fikir sahibi sunacak fikir edinmenize, fikir sahibi olmanıza olanak sunacaktır bu yazımız. Ve son olarak artık kapatıyoruz bülteni. Kapatmadan önce Samsung Galaxy S6 ve S Edge ile ilgili haberleri verelim. Bir haber verelim. 1 Mart tarihinde düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S6 ve S Edge cihazlarının tanıtılması bekleniyor. Bir süredir Samsung'un iki cihazı tanıtacağı söylentileri ortalıkta dolaşıyor. Hatta fotoğraflar da ortalıkta dolaşmaya başladı. Ee, özellikle S Edge cihazı dikkat çekiyor. Galaxy Note Edge biliyorsunuz bir süredir Türkiye piyasasında da e, satılıyor o cihaz. Bir tarafına kavis yapan, akan bir ekranı var Galaxy Note Edge'in. S Edge'in de aynı şekilde olması bekleniyor. Ancak bu sefer iki tarafa doğru kavisli ve iki tarafa doğru akam yapıda bir ekranın olması bekleniyor S Edge'de. Hem S6'da hem de Edge'de ne olacak? Metal tasarım, metal gövde kullanılacak. Samsung'un daha önceki Galaxy S telefonlarından biraz daha farklı metal kullanımının daha fazla olduğu iki telefonu bekliyoruz. Mobil Dünya Kongresi'nde bu telefonlar resmiyet kazanmış olacak ve bizler de bu telefonların nelere benzediğini resmen görme fırsatı elde edeceğiz. Ee, 1 Mart tarihinde hem HTC'nin hem de Samsung'un basın toplantıları var. Detaylar tabii ki Teknoblog'da olacak. Yeni cihazları en hızlı şekilde görme fırsatına işleyeceksiniz. Ancak e, 3 haftalık süre boyunca da birçok sızıntı görmeye devam edeceğiz ve belki de artık e, sadece bu lansmanlar formaliteden ibaret olacak. Onu söyleyebiliriz. Tabii ki Samsung biraz da e, korunaklı e, Samsung cihazını sızdırmıyor. HTC biraz da e, bu konuda daha zayıf Samsung'a göre cihazlarının e, dedikoduları ortalıkta daha fazla dolaşıyor ve bu dedikodu su yapılan sızan cihazlar gerçek cihaz olduğunu görüyoruz. Geçmişte HTC One M7'de M8'de bu şekilde olmuştu. Samsung tarafı biraz daha farklı. Samsung biraz daha e, kapalı kapılar arkasında daha gizli şekilde yürütüyor ve e, cihazı genellikle lansman e, toplantılarında görüyoruz. Bunu da söylemek gerekiyor. E, bugün Teknoblog'da bir haber yayınladık. 6 Şubat tarihinde Galaxy S6 ve S-Edge'e ait olduğu öne sürülen e, fotoğraflar var. Bunlar aslında bir kılıf üreticisine ait olduğu için tanıtım materyalleri olma ihtimali yüksek. Yani kılıf üreticisinin dedikodulardan yola çıkarak e, yapmış olduğu çizimler de olabilir. Taslaklar da olabilir. Büyük ihtimalle de öyledir. E, olma bile oldukça çekici gözüküyor. Ancak o çizimlerdeki o taslaklardaki cihazın gerçek cihaz olma ihtimali de epey e, kuvvetli ihtimal taşıyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim ortalıkta bir sürü dedikodu dolaşıyor ve biz de bu dedikoduları haberleştiriyoruz çoğunu. Çünkü görmenizi istiyoruz neler bekliyor neler konuşuluyor tartışılıyor. Bunların gerçek olmama ihtimali bulunuyor. Gerçek olma ihtimalleri de fazla. Arada 50-50 bir durum var. Anladınız artık beni bunu söyleyeyim. Fazla da artık evde bir parçalamanın lafı dolaştırmanın lüzumu yok. Ve geldik Teknoblog Podcast'in bu haftaki bölümünün sonuna. 6 Şubat 2015 Cuma gününde 2 Şubat 8 Şubat haftasındaki teknoloji dünyasının gelişmeleri bu şekildeydi. Gelecek hafta yeni bir podcast'te tekrar görüşeceğiz. O zaman zarfında teknoblog.com'da yine teknoloji dünyasının en son gelişmelerini alma fırsatına sahipsiniz. Aynı zamanda bizleri sosyal medya alanında takip edebilirsiniz. E, Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, birçok sosyal e, ortamda, YouTube'da, SoundCloud'da hesaplarımız var. O hesapları takip alırsanız bizi oradan da takip etme, haberlerimizi, podcast e, videoları oralardan takip etme ve izleme olanağına sahipsiniz. Bu arada haberlerimizi de Facebook'ta, Twitter'da paylaşırsanız çok memnun oluruz. Yazıların altında yorum bırakırsanız da bizi çok memnun edersiniz. Ben Sabri Küstür. İyi haftalar diliyorum. Yeni programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.